GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi bugünkü eğitimimizin konusu enflasyon oranı ve paritelerin yönü. Özellikle Forex piyasası katılımcıları için para birimleri üzerinde daha ağırlıklı olarak pozisyonlar alanlar için enflasyon oranı bir kat daha önemli diyebiliriz. Çünkü merkez bankalarının almış olduğu kararlarda önemli bir makroekonomik gösterge enflasyon oranı ve buna yönelik beklentiler merkez bankalarının gelecekte alacağı para politikası kararlarına da etki edebiliyor. Ve bu paralelde para birimlerinin değerinde de önemli değişiklikler izlenebiliyor. O yüzden bu konu özellikle enflasyonun son zamanlarda çok fazla gündemde yer almaya başlamasıyla birlikte bugünkü eğitimimizde ilgili konuyu masaya yatırıyor olacağız. Şunu da belirtelim. Tabii ki İngiltere'den bu hafta içerisinde enflasyon dataları geldi. Yarın Euro bölgesi ve Amerika'dan kritik enflasyon dataları gelecek. Bunlar öncesinde enflasyonun nasıl etki edebileceğini ve doğru bir şekilde anlayabilmek oldukça büyük bir önem taşıyor. Eğitimimizin içerisinde eğitimimiz sürerken question bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. Eğitimin bütünlüğünü bozmayacağını düşündüğüm soruları ben cevaplamaya çalışacağım. Bunun dışında eğitimimizin sonunda bir soru cevap kısmı için süre ayıracağız. Sizden gelecek soruları burada cevaplamaya çalışacağız. Olabildiğince çok soruya cevap vermeye çalışacağız. Bunun yanında ekranda webinar@gcmforex.com mail adresimizi görüyor olmanız gerekiyor. Konumuzun dışında da sorularınız varsa buralardan, bu mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Yavaş yavaş eğitimimize giriş yapacak olursak, bahsettiğimiz gibi konumuz enflasyon ve tabii ki bir ekonominin nabzını ölçmek için çok yakından takip edilen, kullanılan önemli bir makroekonomik gösterge enflasyonunu. Tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi son derece önemli göstergeler. Bahsettiğimiz gibi merkez bankaları da para politikası kararlarını alırken bu göstergeleri dikkatle istedikleri için ve aldıkları para politikası kararları finansal araçların değerinde, para birimlerinin değerinde etkili olduğu için oldukça önemli. Tekrar altını çizmekte fayda var. Forex piyasası katılımcılarının özellikle emtialarda ve para birimlerindeki değer değişimlerini öngörebilmek için bilmesi, iyi öğrenmesi gereken bir matematiksel, düzeltiyorum, makroekonomik gösterge. Enflasyon kabaca tansiyonu, ekonominin tansiyonu olarak herkesin anlayabilmesi için ifade edebiliriz. Yani ekonominin ısındığı dönemlerde, ticaretin hızlandığı dönemlerde enflasyonun yükseldiğini, ama tersi durumlarda ticaretin, alım satımın ve ticari aktivitenin, daha doğru bir ifadeyle, zayıfladığı dönemlerde enflasyonun düştüğünü görüyoruz. Yani ekonomik aktivitenin canlılığını görmek için kullanılan önemli bir gösterge. Birazcık daha detaylandırırsak, hem Forex piyasası işlemcileri için de konuyu daha detaylı bir şekilde anlayabilmek adına, iki şekilde daha ağırlıklı olarak merkez bankalarının ve küresel piyasaların enflasyondaki değişimleri dikkate aldığını görüyoruz genel çerçevede. Tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi. Bunlar Consumer Price Index, CPI, Türkçe kısaltılmış ismiyle TÜFE. Üretici fiyat endeksi ÜFE, Producer Price Index PPI, İngilizce kısaltılmış ismiyle, iki önemli gösterge. Bugün takip edenler muhakkak olmuştur, Amerika'dan gelen üretici fiyat endeksi rakamlarını gördük. Beklentilerle daha farklı bir şekilde sonuçlanan rakamlar sonrasında tabii ki doların değerinde bir miktar değişimler izlendi bugün. Ama yarın bahsettiğimiz gibi tüketici fiyat endeksi gelecek. Piyasalar tüketici fiyat endeksini para birimlerindeki değişimleri öngörebilmek için, anlayabilmek için daha yakından takip ediyor. Bunun altını çizelim. Şimdi enflasyonu birazcık daha açacak olursak, önemli olan aslında nokta şu: ilgili ekonomide yer alan tüketicilerin tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak oluşturulan bir ürün sepeti öncelikle karşımıza çıkıyor. Bu ürün sepetinde genel anlamda bir artış ya da azalış var mı yok mu, enflasyon buna ilişkin aslında
bize bilgiler veriyor. Eğer diyelim ki 100 TL'lik toplamda bir enflasyon sepet oluştuysa bu sepetin 110'a çıkmış olması enflasyondan bahsedebileceğimiz bir ortam olduğu anlamına gelebilir. Ama enflasyonu şu şekilde tanımlayabiliriz. Fiyatlar genel düzeyinde, yani bu bahsettiğimiz sepette sürekli bir artış. Yani tek dönemlik bir artış ya da tek bir ürünün fiyatındaki artış enflasyon anlamına gelmiyor. Fiyatlar genel düzeyinin, genel çerçevede artış kaydediyor olması ve bunu en az 2 dönem art arda kaydetmiş olması enflasyondan söz etmemiz için gerekli şartlar. Enflasyonun aşırı yüksek olması kadar çok düşük olması da bir problem olarak görülebilir. Yüksek enflasyon aynı bir insan gibi düşünürsek yine tansiyon, yüksek tansiyon nasıl zararlıysa düşük tansiyon da bir insan için zararlı bir etken, bir unsurdur bildiğimiz gibi. Benzer şekilde enflasyonun da aşırı yüksek ya da çok düşük olması ekonomide çarkların istediğimiz düzeyde dönmediğine ya da bir problem olabileceğine ilişkin ipucu oluşturabilir, ipucu veriyor olabilir. O yüzden bu nokta oldukça önemli. Ekonomistlerin gelişmiş ülke ekonomileri için söz ediyoruz. Gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ekonomistler %2 civarındaki enflasyonun ilgili ekonomide olması gereken enflasyon olarak tanımlanması gerektiği yönünde görüş birliği içerisindeler, genel çerçevede diyebiliriz. Yani ekonomistler, iktisatçılar, profesörler %2'lik enflasyonu, tüketici fiyat endeksinden bahsediyoruz. Tüketici fiyat endeksinin %2'lik artışlar kaydeden bir eğilim içerisinde olması o ilgili ekonomi için sağlıklı bir artış, sağlıklı bir enflasyon oranı olarak tanımlanıyor genel çerçevede. Tabii ki bu bir görüş ama dünyanın ve uzmanların üzerinde genelde fikir birliği içerisinde olduğu bir görüş. Ve baktığımızda da büyük merkez bankalarının çoğu zaten kendi ülkelerindeki enflasyonla ilişkin olarak %2 oranını, %2 rakamını öne çıkarıyorlar. Yani ekonomide istedikleri oranın enflasyon açısından %2 olduğunu belirtiyorlar. Peki, deflasyon nedir? Bir de bundan bahsedelim. Enflasyonun tam tersi, yani enflasyonun olmadığı durum. Şimdi %0,2 ya da %5, %4, bunlar enflasyon oranından söz ediyorsak eğer fiyatlar genel düzeyinin arttığına işaret eden rakamlar. Ama %0 dersek enflasyonun oluşmadığı durum. Yani tüketici fiyat endeksinde bir yükseliş oluşmamış. Ya da deflasyon, bazen enflasyon oranını takip edenler varsa eğer eksi şeklinde açıklandığını görmüşsünüzdür. Yani diyelim ki bu bahsettiğimiz, biraz önce söz ettiğimiz sepet 100'e endekslenmişse, 102'ye çıktıysa bir önceki döneme göre %2'lik bir enflasyondan söz edebiliriz ama bunun 98'e düşmüş olması %-0,2, yani enflasyonun negatif bir şekilde gerçekleşmesi, yani deflasyon sürecinin izleniyor olabileceğine yönelik bir işaret. Merkez bankaları enflasyon %2'nin, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonun %2'nin çok üzerine çıktığı durumlarda enflasyonu %2'ye düşürmeye çalışan politikalar uygularken %2'nin çok altında, hatta sıfır ve negatif tarafta gerçekleşen enflasyon oranları izlendiğinde ise enflasyonu %2'ye doğru yükseltmeye çalışan politikalar uyguluyor genel itibariyle. Bu uyguladıkları politikalarda genişleyici, genişlemeci ya da sıkılaştırıcı para politikaları olarak 2 başlıkta incelenebilir. Ve bu politikalar, izlenen bu politikalar para biriminin değeriyle direkt olarak net bir şekilde ilişki içerisindedir. Deflasyon sürecinde üreticilerin ürettiğini satmakta zorlandığı, tüketicilerin satın alamadıkları, ki bunun başlıca 2 nedeni olabilir. Ya parası yoktur tüketicilerin, işsizlik yüksektir bu gibi durumlarda tüketime yönlendiremez, ihtiyaçlarını talep olarak gerçekleştiremez. Ya da parası vardır, tasarrufları da vardır ama
önünü göremediği için, güvensiz bir ortam olduğunu düşündüğü için parasını harcamayabilir. Bu gibi durumda çok düşük bir talep düzeyi görürüz ilgili ekonomide ve bu da enflasyonun düşük, hatta deflasyonist ortamın yaşanmasına yol açabilir. Tüketimin çok düşmesi ekonomide durgunluğun ortaya çıkmasına, beraberinde işsizliğin artmasına yol açabilir. Bu gibi tehlikeli durumlar, hatta bu gibi durumlarda özellikle merkez bankalarında daha önceden görev yapmış kişilerin yapmış olduğu beyanatlardan yola çıkarsak, deflasyonist süreçten kurtulmak daha zor enflasyonist sürece göre. Yani yüksek enflasyonu düşürmek için alınan önlemler, evet, bir süre sonra başarıya ulaşabiliyor gibi bir gelişmiş ülkeler için söz edersek durum çıkıyor ortaya, ama diğer taraftan deflasyonist süreçten kurtulmak birazcık daha güçlük çıkarıyor diyebiliriz. Merkez Bankası enflasyonist ya da deflasyonist süreçle mücadele ederken birçok para politikası aracı kullanıyor. Yasal karşılık oranlarını değiştirebiliyor, reskont oranlarını değiştirebiliyor, günlük piyasaya aktardığı para miktarını değiştirebiliyor. Fakat özellikle merkez bankalarının politika faiz oranı olarak isimlendirilen faiz oranı çok kritik ve para biriminin değeriyle de direkt olarak ilişkili diyebiliriz. Politika faiz oranı merkez bankası tarafından belirleniyor ve özel bankalara ya da banka benzeri kuruluşlara borç para verirken kullanılan faiz oranı ve merkez bankası bu faiz oranını istediği gibi değiştirmekte özgür. Birçok merkez bankası, hatta merkez bankaları dünyada bildiğimiz gibi mevzuat çerçevesinde bağımsızdır ve para politikası kararlarını bağımsız bir şekilde alırlar. Faiz oranını kabaca tanımlarsak, paraya ulaşabilmenin maliyeti ya da paranın getirisi. Yani paraya ihtiyacı olan için parayı satın alma karşılığında ödenen katlanılan maliyet ya da paraya sahip olan tasarruf sahibinin parasını gidip bankaya koyduğunda karşılığında aldığı kazanç getiri diyebiliriz. Faiz oranı kabaca bu şekilde tanımlayabiliriz piyasa için. Burada tabii ki Merkez Bankası'nın politika faiz oranının bizim için önemli olduğunu belirtmiştik. Peki politika faiz oranı ne işe yarar? Merkez Bankası neden politika faiz oranını yükseltip düşürebildi? Burada ben sizlere bu soruyu yöneltmek istiyorum. Buradaki katılımcılarımıza. Questions bölümünden geriye dönüş yapabilirsiniz hemen kısaca. Merkez Bankası politika faiz oranını neden yükseltebilir ya da düşürebilir? Amacı ne olabilir? Amacı şu olabilir şeklinde kısaca geriye dönüşler yaparsanız sevinirim. Hemen bunun için 1-2 saniye sizden gelecek cevaplar için vakit ayırıyorum. Evet, güzel cevaplar geliyor. Gelmeye de devam ediyor. Paraya ulaşmanın kolay veya zorlaştırılması için Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapabilir. Evet. Piyasa hareketlerini hızlandırma, yavaşlatma, doğru. Yükseltme sebebi daraltıcı para politikası izleme fikri olabilir. Gelen cevapların aslına bakarsak, genel olarak gelmeye de devam eden cevaplara da göz atarsak, evet. Konunun aslında anlaşılıyor olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Doğru cevaplar aldığımızı belirtebiliriz. Evet, Merkez Bankası aslında görev tanımından yola çıkarsak bu sorunun cevabını çok daha kolay bulabiliriz. Merkez bankalarının ana görevi piyasada fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamak da enflasyonu belirli seviyelerde dizginleyebilmek, tutabilmek
olarak ifade edilebilir. Çünkü fiyatların çok hızlı, sert, kısa sürede değişimler kaydettiği bir ortamda açıkçası sermaye sahipleri yatırım yapmaktan çekinebilir. Üreticiler ürettiklerini satmakta zorlanabilir ki tüketiciler de fiyatların çok hızlı bir şekilde aşağı ya da yukarı yönlü değiştiği ortamlarda paralarını harcamaktan çekinebilirler. Bu gibi bir durumda ekonomik aktivitelerde yavaşlama izlenebilir ve yatırımlar azalabilir. Yatırımların azalması işsizliğin artmasına ve bu paralelde gelir sahibi olan insanların sayısının düşmesine yol açabilir ki bu da bir krize kadar ilerleyebilir. O yüzden fiyat istikrarı çok önemli bir kavramdır ve Merkez Bankası da para arzını belirleyerek piyasalarda fiyat istikrarını sağlamaya çalışır. Öncelikle amacı budur. Tabii farklı görev tanımları da var merkez bankalarının ülkeden ülkeye değişen, bölgeden bölgeye değişen ama temel unsur ve ortak olarak üzerinde fikir birliği içerisinde oldukları yasal mevzuatlara da baktığımızda fiyat istikrarı çok kritik, önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Peki Merkez Bankası bunu nasıl yapıyor? Özel bankalarla Merkez Bankası'nın bir ilişki içerisinde olduğunu söylemiştik. Özel bankalarda hepimizin bildiği gibi fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiriyor. Yani paraya ihtiyacı olanlar gidip bir bankadan kredi kullanabilirken elinde fazla parası olanlarsa gidip özel bir bankaya bunu yatırıp ya da farklı bir kamu bankasına bunu yatırıp karşılığında faiz kazancı elde edebiliyorlar. Buraya kısaca piyasa dersek kabaca aynı ilişki özel bankalarla merkez bankaları için de geçerli. Özel bankalar ellerinde fazla fon tuttuklarında bunu Merkez Bankası'na gidip yatırabilirler ve karşılığında para kazanabilirler ya da fazladan nakde ihtiyaç duyduklarında Merkez Bankası'nın belirlediği politika faiz oranından Merkez Bankası'ndan fon kullanabilirler, para çekebilirler. İşte bu noktada Merkez Bankası ekonomik hedeflere ulaşmak için faiz oranını aşağı ya da yukarı yönlü değiştirebilir. Çok önemli bir nokta var, miktar kuramı. Miktar kuramının ne olduğunu çok basit bir şekilde aslında herkesin de bildiği bir şekilde özetleyebiliriz. Eğer bir ürünün miktarca piyasada fazla olduğu durumlar gerçekleşmişse bu ilgili ürünün fiyatının düşük kalmasına sebep olur. Ya da kıtsa, o ürüne ulaşmak zorsa, bu gibi bir durumdaysa ilgili ürünün fiyatının yükseldiğini görürüz. Yani arzla ilgili bir önemli bir nokta var. Aynı şey para için de geçerli. Eğer piyasada dolanımda para miktarı bolsa paranın değerinin düştüğünü yani enflasyonist bir dönem izlenebileceğini ama paranın miktarının azsa yani dolanımdaki para miktarı azsa eğer kıtsa paranın değerinin yükselebildiği bir dönem izlediğimizi söyleyebiliriz. Şimdi diyelim ki bu ekonomide enflasyonist bir süreç var. Yani ekonomik çarklar hızlı dönüyor, büyüme var, ekonomik büyüme var ama ekonomik büyümenin bir yan etkisi biraz daha istenenden yüksek enflasyon olabilir. %2'nin çok çok üzerinde bir enflasyon oluşmuş olabilir bu ekonomide. İşsizlik düşüktür genelde ama enflasyonun giderek yükselen bir eğilim içerisinde olması karar alıcıların, ekonomik aktörlerin geleceğe yönelik beklentilerini bozabilir. Bu da ekonominin işleyişini aksatabilir. Yani enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde Merkez Bankası'nın nasıl bir strateji genelde izlediğini burada özetleyeceğiz. Eğer enflasyonu baskılamak ve düşürmek istiyorsa Merkez Bankası politika faiz oranını arttırarak özel bankaların daha yüksek maliyetlerden ve tabii ki bu parayla da daha düşük miktarda fon kullanmasına sağlayabilir. Özel bankalar da bu Merkez Bankası'ndan daha az fon kullanarak piyasaya da akıtacakları para miktarını azaltırlar. Ve bu paralelde Merkez Bankası'nın faiz oranını arttırmasıyla birlikte dolanımda görece daha az para dolanımda olacağı için bu da ilgili para biriminin değer kazanmasına, enflasyonun da aşağı yönlü bir eğilim izlemesine yol açabilir. Tam tersi senaryoyu düşünelim. Enflasyon çok düşük,
belki %0'lara kadar gelmiş, hatta negatif tarafa gelmiş. Ve işsizlik yüksek genelde bu gibi durumlarda. Yani ekonomik çarklar, aktiviteler istenen hızda dönmüyor ve tüketici üretici arasındaki ilişki istenen hızda gerçekleşmiyor. Bu gibi durumda merkez bankaları ekonomik aktiviteyi canlandırmak için piyasanın daha ucuz fona ulaşmasını sağlamayı amaçlayabilir. Politika faiz oranını düşürerek özel bankaların daha ucuz maliyetten borçlanmasına, daha fazla kredi kullanmasına ve bunu da piyasanın içerisine aktarmasına yol açabilirler, bunu sağlayabilirler. Yani politika faiz oranı paranın değeriyle direkt olarak ilişkili olabilir. Daha fazla bu gibi durumda piyasanın içerisine akacak para, ekonomik aktivitelerin canlanmasını sağlayarak, talebin artmasını sağlayarak enflasyonun yükselmesine yol açabilir. Ama bu gibi durumlarda para biriminin bol genişlemeci para politikasıyla, dolarındaki para miktarını arttırıcı genişlemeci para politikasıyla değer kaybettiğini görebiliriz. Diğer politika ise sıkılaştırıcı, yani faiz oranını arttırıp daha sıkı finansal şartların, daha yüksek faiz oranlarının geçerli olduğu bir ortam izlenmesini amaçlayabilir Merkez Bankası. Aslında hastalık neyse ona göre reçete yazmaya çalışan bir doktor diyebiliriz Merkez Bankası'na. Tabii enflasyonist, örneğin deflasyonist bir süreçten enflasyonist bir ortama doğru geçiş olduğuna yönelik bir öngörüsü varsa Merkez Bankası'nın, burada faiz oranlarını düşürdükten sonra yükseltmeye de başlayabilir. Ve bu sürekli bir dinamik yapı içerisindedir. Yani sadece işte şu faiz oranı şu olursa, enflasyon bu, büyüme oranı bu olur şeklinde bir denklem kurmak son derece zordur. Birçok farklı etkenden, faktörden, dinamikten etkilenebilir bu denge. Şimdi bunun birazcık daha özetlemeye çalışalım. Fiyatlarla, satın alma gücüyle ve enflasyonla sıkı bir ilişki içerisinde diyebiliriz. Merkez Bankası çok yakından takip ediyor bu değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisini. Ve eğer enflasyon varsa ya da deflasyon varsa buna göre bir reçete yazarak ilgili dönemden çıkmaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de tabii ki uyguladığı para politikaları piyasalarda fiyat değişimlerine yol açıyor. Özellikle para biriminin değerinde. Kısaca bahsettik. Eğer Merkez Bankası'nın faiz oranını indireceği yönünde bir beklenti varsa piyasalarda, yavaş yavaş böyle bir beklenti oluşuyorsa ya da Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz indirimine gidiyorsa, ilk etki olarak bunun para biriminde değer kaybı şeklinde ortaya çıktığını görmeyi bekleriz. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın faiz oranını arttıracağı yönünde beklentiler yavaş yavaş piyasalarda oluşuyorsa ya da sürpriz bir şekilde faiz arttırımına gidiyorsa Merkez Bankası, bu gibi durumda ilgili para biriminin ilk tepki olarak değer kazandığını görmeyi bekleriz diyebiliriz kısaca. Bunu bahsettiğimiz gibi Merkez Bankası'nı biz neden aslında ilgili ekonomiyi çok yakından takip ediyoruz? Çünkü o ekonomideki değişimlere göre Merkez Bankası ileride bir karar alacak. Biz de aynı göstergeleri, dinamikleri takip ederek Merkez Bankası'nın atabileceği bir sonraki adımı tahminleyerek para piyasasında ya da farklı finansal araçlarla ne şekilde bir fiyat değişimi izlenebileceğini öngörebiliriz. Bahsettiğimiz gibi eğer faiz oranı artışı varsa bu gibi durumda daha düşük büyüme görebiliriz ilgili ekonomide. Çünkü finansal şartlar sıkılaşmış, daha az kredi çekip daha az yatırım yapacak ekonomik aktörler. Bu gibi durumdaysa enflasyon yavaşlayabilir. Ama faiz oranını indirirse eğer Merkez Bankası daha hızlı bir büyüme fakat daha hızlı bir enflasyon görebiliriz. Yani büyümenin yan etkisi olan enflasyon bazen yüksek bazen düşük olabilir. Merkez Bankası da içinde bulunulan duruma göre faiz oranını ayarlamaya çalışabilir ve değişiklikler yapabilir. Genel çerçevede aslında baktığımızda merkez bankalarının politika faiz oranlarını ayarlarken öngördükleri ya da kendi para politikalarını yönettikleri ekonomide olmasını istedikleri enflasyon hedefi %2 demiştik. Tüketici fiyat endeksindeki hedef. Büyük ülkelerin, gelişmiş ülkelerin enflasyon oranlarına bakalım. Bakın Amerika'da %1,5, Euro bölgesinde %0,50, Çin'de 2,10, ki sıcak bir ekonomi olduğunu zaten
ifade ediyor. Japonya'da -0,50 iç talepte büyük bir sıkıntı var Japonya'da. Uzun yıllardır, yaklaşık 20 yıldır süren bir sorun var, yapısal bir sorun var. Almanya'da 0,8, İngiltere'de 0,90. Gördüğümüz gibi enflasyon oranı. Şimdi burada eğer enflasyon düşükse ve bunu yükseltmek istiyorsa, yani %2 hedefine doğru itmek istiyorsa merkez bankaları genelde genişlemeci, düşük faiz oranlarını tercih ettikleri bir para politikası çerçevesi oluşturuyorlar. Ama enflasyon yüksekse eğer, %2'ye doğru çekmek istiyorsa gelişmiş ülke, bu gibi bir durumdaysa para politikasını daha çok sıkılaştırıcı ya da faiz oranını bu çerçevede arttırıcı bir strateji izlemeyi tercih edebiliyor. Birçok merkez bankası, ki bunların takip edenler muhakkak yine vardır, tekrar söylemek gerekirse. Örneğin Fed, Amerika Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, bu gelişmiş ülkelerin ve forex piyasasında da para birimleri en çok işlem gören ülkelerin para politikasını yöneten merkez bankalarının politika faiz, düzeltiyorum, enflasyon oranı hedefi %2 seviyesinde. Zaman zaman %2'nin üzerine çıkabilir, zaman zaman altına inebilir. Ama bu gibi durumdaysa bahsettiğimiz gibi yapmak istediği şey ekonominin ihtiyaçlarına göre bir para politikası gütmeye çalışmak. Şimdi güzel bir soru geldi bir katılımcımızdan. O soruyu cevaplayarak devam edelim eğitimimize. Amerika'da enflasyon %1,5 ise neden faiz arttırımına gidiyor? Fed'in Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın politika faiz oranını arttırması bekleniyor. Hatta 2015 Aralık ayındaki toplantısında da arttırmıştı. Şimdi burada bir geçiş dönemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Çok düşük enflasyon oranından sonra enflasyonun yavaş yavaş canlanmaya başladığını gördüyse Fed, ki 2013 yılından itibaren çok genişlemeci olan para politikasını yavaş yavaş sıkılaştırmaya başladı ABD Merkez Bankası. 2013'ün Aralık ayındaki toplantısında parasal genişleme olarak isimlendirilen varlık alım programını azaltmaya başladı. 2014 yılında varlık alım programını tamamen bitirdi ve enflasyondaki yükseliş ve yükseleceği yönündeki öngörüsüne dayanarak yavaş yavaş finansal şartları sıkılaştırmaya başlamanın uygun olacağı görüşünü ortaya koydu. Bakın 2013'ten 2016'ya 3 yıllık yaklaşık olarak bir süreç var. Burada bir geçiş dönemi olduğunu unutmamak gerekiyor. 2008 krizinden sonra Amerika çok genişlemeci bir para politikası ortaya koydu. Krizden önce, yani 2008'den önce %5 olan politika faiz, %5'in üzerinde olan politika faiz oranını %0,25'e kadar indirdi ve her ay 85 milyar dolar tutarında piyasadan değerli kağıt satın alarak bunun parasını özel bankalara vererek paranın ekonominin içerisine akmasını amaçlayan bir politika izledi. Şimdi bu çok genişlemeci para politikasından yavaş yavaş işsizlik oranı düşerken, enflasyon yükselirken çıkmak gerekiyor şeklinde 2013'te ipucunu verdi. Buna başladı. 2014'te ve 2015'te de bu politikayı izliyor. Yani bir geçiş evresi. 2008 krizinin yaralarını sarmaya başlayan ABD ekonomisine o da yavaş yavaş para politikasıyla cevap veriyor. 1,5'taysa eğer enflasyon oranı ABD'de, demek ki Merkez Bankası enflasyonun önümüzdeki dönemlerde yükselmeye devam edeceğini öngörüyor ki faiz oranlarını yavaş yavaş arttırmaya başlamış. Sorunun cevabı aslında bu. Yani bir günde ya da bir ayda ya da 2-3 ayda bu tür değişimlerin olmasını beklemek çok doğru olmaz. Çünkü ekonomi o kadar hızlı değişimleri istisnai durumlar dışında çok fazla göstermiyor. Özetleyelim. Merkez Bankası fiyat istikrarını hedefliyor. Bunun içinde %2 gelişmiş ekonomiler için olması istenen enflasyon oranı. Bunu yaparken ABD Merkez Bankası'nın biraz önce bahsettiğimiz örnekteki gibi para arzını faiz oranı ile birlikte ayarlamaya çalışıyor. Gerekirse genişlemeci para politikası, gerekirse sıkılaştırıcı para politikası uygulayarak ABD Merkez Bankası'nın da yapmış olduğu gibi dolanımdaki para miktarını, yani para arzını
değiştirmeyi amaçlıyor. Enflasyonist, deflasyonist süreçlerde de ilgili duruma uygun reçeteleri ve yavaş geçiş dönemleriyle para politikasında değişiklikler yapabiliyor. Kritik bir aslında bilgi olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki genişlemeci para politikasının izlendiği dönemlerde ilgili para biriminin değer kaybettiğini ama yavaş yavaş sıkılaştırılmaya başlanınca para politikasının bunun para biriminin de değer kazandığını görüyoruz. Ama burada şu nokta çok önemli. Piyasa beklentisi. Bakın son dönemlerde özellikle ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayında bir faiz arttırımına gideceği yönündeki beklenti piyasalarda ağırlık kazanmaya başladı. Ve dolar uluslararası piyasalarda çok önemli değer kazanımları kaydetti. Birçok para birimi karşısında, TL karşısında, Euro karşısında, sterlin, yen karşısında önemli değer kazanımları kaydetti. Hatta hikayeyi kısaca özetleyecek olursak, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesi sonrasında yapmış olduğu açıklamalar etkiliydi. Donald Trump şunu söyledi, ben maliye politikasını genişleteceğim, devlet harcamalarını, altyapı harcamalarını arttıracağım dedi. Tabii ki harcamaların artması hemen bizim aklımıza neyi getiriyor? Enflasyon da artan taleple birlikte yükselebilir. Daha enflasyonist bir ortam olacağı yönündeki beklenti Fed'in önümüzdeki dönemde daha hızlı adımlarla faiz arttırmak zorunda kalabileceğini ortaya çıkarıyor. Ve bu gibi durumdaysa piyasalar Fed'den bu yıl evet bir Aralık ayında bir faiz arttırımı bekliyor ama 2017 yılında her toplantıda mı, iki toplantıda bir mi, dört kez mi, bir kez mi faiz arttırımı göreceğiz? Buna ilişkin beklentileri şekillendirdi Donald Trump'ın bahsetmiş olduğu, söylemiş olduğu bu sözler. Ve daha hızlı enflasyon, bu paralelde Fed'in daha hızlı faiz arttırımları yapacağı yönündeki beklenti, doların bahsettiğimiz gibi son dönemlerde özellikle hızlı değer kazanımları kaydetmesine yol açtı. Peki, faiz arttı mı? Hayır, henüz bir faiz artmadı. Ama faiz arttırılacağı yönündeki beklentiler fiyatlara dahil olmaya başladı. Bu çok önemli. Diyelim ki 14 Aralık'a geldik. Yani ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu beklenti bahsettiğimiz bu şartlar altında. Diyelim ki ABD Merkez Bankası beklendiği gibi beklendiği oranda bir faiz arttırımı gerçekleştirdi. Faiz arttırım kararı açıkladı. Bu gibi bir durumda biz doların tekrar bir değer kazanımı içerisinde olmasını sadece bu kararla birlikte beklememeliyiz. Çünkü zaten piyasalar çok önceden bunu fiyatlara dahil etmeye başladılar ve dolar bu paralelde değer kazandı. Ha şu olabilir. Şu anda %0.50 seviyesinde politika faiz oranı. Bunun Aralık ayında %0.75'e çıkarılacağı düşünülüyor. Diyelim ki Fed faiz oranını %1'e çıkardı. Yani piyasanın beklentisinden daha yüksek bir faiz arttırımı gerçekleşti. İşte bu gibi bir durumda sürpriz bir kararla daha fazla faiz arttırımı olduysa dolarda değer kazanımları görebiliriz. Ya da Fed şunu yaptı 14 Aralık'ta. 25 bas puan faiz arttırdı. Yani piyasanın beklediği gibi 0.50'den 0.75'e çıkardı faiz oranını. Ama bunun yanında da şunu söyledi. 2017'de hızlı bir faiz arttırımı rotası izlenebilir. Ekonomik faktörler bunu gerekli kılıyor. Bu gibi bir açıklama yaptı. Piyasalarda bahsettiğimiz gibi Fed'in daha hızlı bir tempoda görece faiz artırımlarına gideceği yönündeki beklenti doların değer kazanmasına yine yol açabilir. Bir diğer senaryoyu da konuşalım. Diyelim ki Fed Aralık ayında faiz arttırmadı. İşte bu gibi bir durumdaysa dolarda sert değer kayıpları görebiliriz. Çünkü piyasalar birkaç ay boyunca 14 Aralık'a geldiğimizde Fed'in faiz arttıracağını fiyatlara dahil etmişti ve dolar değer kazanmıştı bu paralelde ama 14 Aralık'ta beklenen bu durum gerçekleşmezse yani Fed faiz arttırmazsa dolarda önemli değer kayıpları izlenebilir. Burada bahsettiğimiz gibi aslında biraz iktisatla başladık enflasyonu tanımlayarak. Sonrasındaysa merkez bankalarıyla olan ilişkiye para biriminin değerini nasıl etkileyebileceğini ortaya koyduk. Şimdi biraz finans tarafından gidiyoruz. Yani piyasa beklentilerini ve piyasanın nabzını da doğru tutmanın öneminden bahsediyoruz. Yarın Amerika'dan ve Euro bölgesinden enflasyon rakamları açıklanacak. Saat 13'te Türkiye saatiyle Euro bölgesi için
tüketici fiyat endeksinin aylık ve yıllık değişimlerini göreceğiz. Aynı zamanda benzer rakamlar, aynı rakamlar ABD için 16.30'da açıklanacak. Bir de saat 18'de FED Başkanı Janet Yellen'ın bir konuşma yapması bekleniyor ki önemli. Aslında konumuzun dışında bir takvim başlıyor ama ben sizlerle paylaşırken bunu almak istedim takvime. Çünkü Donald Trump'ın başkan olarak seçilmesinin ardından FED Başkanı ilk kez bir konuşma yapacak. İlk kez değerlendirmeler yapacak. Bu önemli. Yılının enflasyon konusundaki görüşleri değişti mi değişmedi mi bu önemli. Çünkü eğer daha hızlı bir enflasyon artış temposu görüleceğini düşünüyorsa Yellen, ki FED Başkanı'nın konuşması olacak bu aynı zamanda, onun altını çizelim. Bu gibi bir durumda dolarda değer kazanımları izleyebiliriz. Neden? Çünkü daha hızlı bir enflasyonist ortam FED'in daha hızlı adımlarla faiz arttırımları gerçekleştireceği yönündeki beklentiyi destekleyebilir. Bu da doları yükseltebilir, değer kazanmasına yol açabilir. Hem Euro'yu hem doları derinden etkileyebilecek, bakın yarın rakamlar var, enflasyon dataları gelecek. Avrupa Merkez Bankası, European Central Bank, kısaca ECB, daha ağırlıklı olarak manşet enflasyonu dediğimiz yıllık tüketici fiyat endeksi rakamını takip ediyor. Para politikası kararlarını alırken %0.5 beklenti, bir önceki dönemde %0.5'ti. Öncü rakam bu şekilde açıklanmıştı. Ekim ayına ait rakam olacak. ABD'deki enflasyon ilerleyişini bu üç rakamla birlikte genel olarak izleyebiliriz. Ekim ayı için aylık ve yıllık rakamlar açıklanacak. Bir de çekirdek tüfe olarak isimlendirilen, bakın dikkat ettiyseniz, bir data var. Hesaplamanın içerisinden gıda ve enerji fiyatlarını çıkararak hesaplanan tüfe çekirdek tüfe olarak isimlendiriliyor. Neden gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutarak da tüfeyi görmek istiyoruz ayrıca? Çünkü insanlar, tüketiciler hiç gelirleri olmasa bile beslenmek zorundalar gıda fiyatları için, ya da barınmak zorundalar, ısınmak zorundalar. O yüzden gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak bu otonom giderlerin etkisini bir kenara bırakıp bir de ekonominin nabzını o şekilde tutmayı istiyoruz, o şekilde görmek istiyoruz. Bu yüzden hem tüketici fiyat endeksi hem de çekirdek tüketici fiyat endeksi yakından izleniyor. Ve merkez bankaları bu verilerle birlikte para politikası kararlarını tabii ki alıyorlar. Hatta şunu da bir, çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Örneğin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tabii bizim enflasyon oranımız gelişmiş ülkelerdekine göre daha farklı, daha yüksek. Çünkü biz gelişen bir ülkeyiz. %7.16 olarak açıklandı en son Ekim ayı enflasyonu. Merkez Bankası 20 Ekim'deki para politikası toplantısında çok uzun zamandır da zaten bu karar metninde tutmayı sürdürdüğü bir cümleyi tekrar altını çizdi. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır ifadesini tekrar yineledi. Yani para politikası kararları fiyat istikrarını sağlamak için, yani enflasyondaki görünüme bağlı olarak değişim gösterebiliyor. Diyelim ki saat 1'de Avrupa Euro bölgesi için açıklanacak enflasyon rakamları piyasa beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gibi bir durumda Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin beklentilerle Euro dolar paritesinde Euro'nun değer kazanmasına bağlı olarak yükselişler izlenebilir. Diyelim ki tahminlerin altında bir enflasyon oranı seti gördük, veri seti gördük. Bu gibi durumdaysa Euro'da değer kayıpları ve Euro dolar paritesinde düşüşler izlenebilir. Daha sonra 16.30'a geldik diyelim ki beklentinin üzerindeki rakamlar dolara değer kazanımı getirdi. Euro-dolarda aşağı yönlü hareketler izlendi. Beklentiden daha düşük enflasyon rakamları dolara değer kaybı getirdi. Euro-dolarda yükselişler izlendi şeklinde bir çıkarım izliyor olabiliriz. Tabii ki beklentiler paralelinde gerçekleşen rakamların ekstra yeniden bir fiyatlamaya yol açmasını beklemek doğru olmaz. Beklenti paralelinde geldiyse hani önemli fiyat değişimleri izlenmeyebilir. Örneğin Euro dolar paritesinde en çok işlem gören parite olduğu için o tarafla ilişkili konuşmalar gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Yarın bahsettiğimiz gibi önemli bir takvim var gördüğümüz gibi. Tekrar bakalım. Euro bölgesinin enflasyon oranı %0.5,
Ama bu yıl içerisinde özellikle Nisan'da hatta bu yılın başlarında bakın eksi 0,2, 0, eksi 0,2, eksi 0,1 gibi çok düşük %2'den çok uzak rakamlar görmüşüz. Yavaş yavaş bir yukarı yönlü eğilim oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu eğilim korunacak mı, korunmayacak mı? Euro'nun değerinde Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da etkili olabilir. Amerika için bakarsak %1,5 olarak gerçekleştiğini ifade etmiştik ama burada bir eşik var sanki ve hani çok düşük rakamlar gördük yine geçtiğimiz de yıl ve bu yıl %1'in altında datalar da gördük. %1,5'a doğru bir eğilim olmuştu son ay içerisinde. Bu korunacak mı, korunmayacak mı? Yarınki rakamlarla birlikte Fed'in faiz arttırım temposuna ilişkin beklentiler enflasyondan gelecek rakamlarla birlikte şekillenebilir. Ve bu da dolar üzerinde biraz önce ortaya koymaya çalıştığımız gibi etkili olabilir. Genel çerçevede konumuzla ilişkili olarak benim aktarmak istediklerim bunlardı. Question bölümünü eğitimimizin ilerleyişi içerisindeyken ben inceledim. Gelen soruları cevaplamaya çalıştım eğitimin bütünlüğünü bozmayacak şekilde. Ama yine de Question bölümüne bir dönelim. Gelen sorulara var mı? Gözden kaçırdığımız, atladığımız soru var mı? Yeni soru var mı? Onlara bir bakalım. Ve eğitimimizi bu şekilde soru cevap kısmıyla sürdürelim. Ben şimdi hemen sizden 1-2 saniye rica ediyorum. Sorulara bir göz atalım ve onları cevaplamaya çalışalım. Evet, konumuzun dışında sorular var. Tekrar altını çizelim. webinar@gcmforex.com mail adresimiz. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Ülkeler piyasanın nabzına göre enflasyon açıklama ihtimali var mıdır? Biraz komple teorisine girer bu. Ama biz o şekilde bir analiz maalesef yapamayız. Yani örneğin Türkiye'de açıklanan TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranı verilerini ya da enflasyon verilerini doğru olarak kabul edip ona göre analizler ve çıkarımlar yapmalıyız. Bu diğer ülkeler için de geçerli. Evet, genel olarak soruları da cevaplayabildiğimizi düşünüyorum. Benim aktaracaklarım bunlardı. gcmforex.com web sitemizden webinar takvimimizi inceleyebilirsiniz ve katılmak istediğiniz eğitimlere yine ücretsiz bir şekilde katılım gösterebilirsiniz. Umarım herkes için faydalı bir çalışma olmuştur. Bir sonraki webinar çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.